Teşekkür ederiz. Ekran paylaşımını Evet. durdurabilirsiniz. Soruları da soru-cevap oturumunda alacağız. Biz soruları Tamam. kaydediyoruz şu anda. Şimdi ben de size Alim Bey'den söz alıp kendime veriyorum sözü. Gençlik alanında Erasmus akreditasyonundan bahsedeceğim. Erasmus akreditasyonu nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Yeni gelen bir konu çünkü bu. Yeni program döneminde, yani aslında geçen yıl gündemde olmaya başladı gençlik alanındaki akreditasyon. Bu arada bu sunumun içeriği gençlik akreditasyon teklif çağrısı ve aynı zamanda program rehberinin ilgili bölümleri incelenerek oluşturuldu. Dolayısıyla aklınıza takılan hususlarda temel belgelere başvurabilirsiniz. Şimdi gençlik akreditasyonları faaliyetlerini sınır ötesi değişim ve işbirliğini açmak isteyen ve düzenli olarak öğrenme hareketliliği faaliyetleri uygulamayı planlayan kurum ve kuruluşlar için bir araç olarak tasarlanmış durumda. Bu şu anlama geliyor aslında, bireysel ya da herhangi bir şekilde kurumsal başvuruya, pardon, grupların, gençlik gruplarının başvurusuna açık olmadığı anlamına geliyor. Peki standart proje başvurusundan farkı nedir bu başvuruların? Bundan da bahsedelim. İlk olarak basitleştirilmiş erişim olanağı sunuyor. Bu da şu demek aslında, başvurular önceden onaylanmış akreditasyon planına dayanıyor. Bu nedenle planlanan faaliyetlerin herhangi bir ayrıntılı listesi ya da açıklaması gerekli olmuyor başvuru aşamasında, proje başvuru aşamasından bahsediyorum. Yani akredite olan kuruluşlar proje başvurularını yürütülecek faaliyetlerin ve katılımcıların sayısına odaklanarak yapıyorlar. Ayrıntılı bir şekilde her dönemde proje başvurusu yapmıyorlar. Bu gençlik alanında faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar için büyük bir kolaylık. Her yıl bir defa başvuru hakları var bu kuruluşların, akredite olan kuruluşların. Proje başvurusu için bir defa başvuru hakkı var. Dolayısıyla bu başvuruda birden fazla faaliyet için planlarını bildiriyor oluyorlar ilerleyen süreçlerde. İkincisi, uzun vadeli stratejik gelişim planı. Başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar başvuru aşamasında hibe kullanımına dair uzun vadeli stratejik gelişim planlarını sunmalılardır. Bu ne demek? Aslında birçok kuruluş da, yani başvuru yapan birçok kuruluş bizimle iletişime geçtiğinde bu strateji belgelerinin ne olduğuyla ilgili sorular yöneltti bize. Bu uzun vadeli stratejiler aslında kuruluşunuzun genel olarak ve uzun vadeli hedeflerine yönelik hedeflerine yer verdiğiniz bir belge. Yani faaliyetleri teker teker faaliyetlere teker teker ve faaliyetlerin planlarına ayrıntılı bir şekilde yer verdiğiniz bir belge değil. Dolayısıyla örnek vermek gerekirse, derneğinizin kurumsal kapasitesini arttırmak istiyorsunuz diyelim ki. Birinci stratejik hedefiniz bu olabilir. Derneğimizin işte 3 yılda kurumsal kapasitesini ne bileyim işte 20 oranında arttırmak istiyoruz gibi bir şey olabilir. Ya da işte genel olarak kurumsal kapasitemizi artırmak istiyoruz diyebilirsiniz. Bu bir stratejik hedeftir. Bu maddeyi ana hedef olarak ele alırsanız kurumsal kapasite için ne gerekli? Diğer alt faaliyetleri de belirleyebilirsiniz. Örneğin derneğin gönüllü sayısını %20 oranında artıracağız. İşte derneğin sosyal medya ve web sayfasında eş zamanlı ve düzenli içerik üreteceğiz gibi hedefleri sıralayabilirsiniz bu uzun vadeli stratejide. Belki diğer bir strateji ise derneğin uluslararasılaşması olabilir. Bunun için de alt stratejilere de bu doğrultuda yılda kaç defa uluslararası proje yürüteceğinizi yazabilirsiniz. Kaç kuruluşla ortaklık kurmak istediğinizi, Avrupa çapında kaç tane gençlik projesine dahil olmak istediğinizi yine yazabilirsiniz. Dediğim gibi faaliyetlere değil, genel olarak hedeflere yer verdiğiniz bir belge oluyor bu. Gençlik kalite standartlarını Engin Bey bahsetti.
Bu akredite kuruluşlar gençlik alanındaki hareketlilik faaliyetlerinde Erasmus gençlik kalite standartlarına uymayı ve yüksek kalite sunmayı taahhüt ediyorlar gençlik çalışmalarında. Dolayısıyla normal başvurudan farkı burada ortaya çıkıyor. Bu kalite standartlarına tabii ki normal bir başvuru da bu kalite standartlarına uymayı taahhüt edebilir ama akredite olan kuruluşlar açısından bu bir zorunluluk ve bize yani ulusal ajansa ilerleme raporu her yıl sunacakları ilerleme raporuyla bu kaliteyi kanıtlamak durumunda kalıyor akredite kuruluşlar. Yani gördüğünüz gibi aslında çok kolaylık sağladığı gibi bir takım kurumsallaşma anlamında yükleri de var diyebiliriz. Diğer bir madde ise akredite edilen kurum ve kuruluşlar, akredite edilen kurum ve kuruluşlar ulusal ajans tarafından akreditasyon kurallarına göre biraz önce bahsettiğim gibi düzenli olarak ilerleme raporu ve izleme ve kontrol faaliyetlerine tabi olacaktır. Şöyle slide'a geçelim. Temel olarak aslında burada özetlemiş olduk farklarını, normal başvurulardan, normal gençlik değişimi başvurularından farkını ya da gençlik çalışanların hareketliliğinden farkını açıklamış olduk. Amaç ne peki? Amaç aslında gençlik alanında aktif olarak faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşların kapasitesini artırmak, yerel, bölgesel ve ulusal ya da uluslararası düzeyde gençlik çalışmalarının kalitesinin artırılması hedefleniyor. Dolayısıyla kurumsal kapasitenin desteklendiğini görüyoruz. Zaten şöyle bir şey var aslında, kurumsal kapasitenin desteklendiğini bir takım stratejik belgelerinin talep edilmesiyle de anlayabiliyoruz. Gençlik alanındaki kuruluşların orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemeleri ve planlamalarını buna göre yapmaları yine amaçlar arasında yer alıyor. Diğer bir amaç ise gençlik çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek. Tabii ki akredite kuruluşların stratejik gelişim belgesi ve kalite standartları doğrultusunda oluşturdukları faaliyet planları çerçevesinde hareket etmeleri bekleniyor diyebiliriz. Diğer amaçlar da gördüğünüz gibi aslında gençliğin temel öğrenme yöntemlerinden olan yani örgün değil ama yaygın ve sargın diye çevirebileceğimiz non-formal ve informal öğrenim araçlarının kullanıldığı faaliyetler yoluyla gençlerin kişisel ve mesleki gelişimini güçlendirmek yine hedefler arasında. Bu zaten hani akreditasyona özel bir durum değil ama genel olarak amaçlardan bir tanesi. Yine diğer amaç gençlerin aktif vatandaşlıklarını ve demokratik hayata katılımlarını teşvik etmek. Yine gençler arasında dahil etme, kültürler arası diyalog ve dayanışma, fırsat eşitliği, insan haklarını yine teşvik etmek amaçlar arasında aslında program rehberinin her bir alanında görebileceğiniz, bölümünde görebileceğiniz amaçlar bunlar. Peki kimler başvurabilirler? Hangi kurumlar ve kuruluşların başvurulabileceği şöyle, gençlik grupları biraz önce bahsettiğim gibi başvuramıyorlar ama en az her bir aslında dernek de başvuramıyor. En az 2 yıllık deneyime sahip olması gerekiyor bir derneğin başvurabilmesi için ya da bir tüzel kişiliğe haiz olan kurumun başvurabilmesi için. Dolayısıyla gençlik alanında faaliyet yürütmesi ve en az 2 yıllık deneyime sahip olması gerekiyor kuruluşların. Şöyle gidelim. Kuruluşların yine gençlik faaliyetlerini yürütmek için Erasmus hibe kullanımına dair uzun vadeli stratejileri ve ayrıca faaliyet planları olmalıdır. Bunu çok vurguluyoruz. Bu sunumda bolca duyacaksınız strateji, gelişim planını ve faaliyet planını. Çünkü uzun vadeli olarak en az 3 yıllık bizde başvuru aşamasında stratejik planı sizlerden talep ediyor oluyoruz. Talep ediyoruz aslında. Diğer bir konu, akreditasyon başvurusunda bulunacak olan kuruluşlar için bu aslında iyi bir haber. Erasmus Plus projelerinde deneyim sahibi olma zorunluluğu yok. Olsa tabii ki çok faydalı olur ama böyle bir zorunluluk olmadığı belgelerde yer alıyor. Şöyle devam edelim.
Başvuru tarihi open deadline dediğimiz işte açık başvuru 31 Aralık 2021 tarihine kadar başvuruda bulunabilir kurum ve kuruluşlar. Ama biz yanılmıyorsam bu ayın sonunda başvuruları değerlendirmeye başlayacağız ve açıklıyor olacağız ilerleyen tarihlerde. Dolayısıyla başvuru yapmaya devam edebilirsiniz bu tarihten sonra da, çünkü 31 Aralık'tan Aralık'a kadar başvuru hakkınız var. Ara değerlendirme dönemleri olacağını söyleyebiliriz. K150 başvuru formuna yine e-formlar aracılığıyla ulaşabilirsiniz WebGate'den. Bunun yine sizle şöyle ben paylaşmak istiyorum linkini. Nereden ulaşabileceğinize. Çünkü şöyle bir durum var. Zaman zaman sorular geliyor. Başvuru formunu neden indiremiyoruz diye. Burada da gördüm zannediyorum chatte. Artık başvuru formları indirilebilir değil, online olarak doldurulabiliyor. Şimdi chatte size paylaştığım başvuru formu linki üzerinden. Dolayısıyla bu link üzerinden başvurularınızı yapmanız bekleniyor. Şöyle başvuruya ilişkin bilgilerde başvuru formunun İngilizce olmasını biz öneriyoruz. Başvuru formu, çünkü İngilizce olmasının sebebi hem başvuru aşamasını hem de sonuç ve faaliyet çıktısını paylaşacağınız platformlar genellikle İngilizce ve Avrupa Komisyonu'nun web tabanlı platformlarının olmasından dolayı başvuru formunun İngilizce olmasını biz öneriyoruz. Yani projelerin hem Avrupa çapında yaygınlaştırılması hem de kalitesinin artırılması için bu başvuruların İngilizce olması gerekiyor. Hangi faaliyetler yapılabiliyor? Gençlik değişimleri, gençlik çalışanları, mesleki gelişim faaliyetleri, yani gençlik çalışanların hareketliliği, hazırlık ziyaretleri şeklinde 3 farklı faaliyet yapılabiliyor. Başvurunun stratejik gelişim başlığı altında belirtilen ve faaliyetler ve hedeflerle ilişkilendirilmesi gereken faaliyet planı minimum 3 yıl, maksimum ise 7 yıllık bir dönemi kapsayabiliyor. Dolayısıyla sizden 3 yıllık planlar bekliyoruz. Başvuracak kuruluşlardan diyelim. Bu arada tabii ki akreditasyon bir zorunlulukmuş gibi algılamayın kesinlikle kurum ve kuruluşlar için. Yani bunu düzenli olarak senede birden fazla yapmak isteyen kurum ve kuruluşların yapması ve gençlik alanında aktif olarak faaliyet yürüten kuruluşlara öneriyoruz. Yoksa hani senede bir kere ya da iki kere proje faaliyet yürüten kuruluşlar için çok uygun olmayabilir akreditasyon başvurusu. Bunu düzenli olarak ve kurumsal kapasitesini geliştirmek isteyen kuruluşlar için uygun olduğunu söyleyebiliriz, tekrar hatırlatmak gerekirse. Şimdi başvuruya ilişkin diğer bilgiler arasında hibe sözleşmesinin süresi 15 ay olarak belirleniyor. Birinci hibe sözleşmesinin süresi. Yani bir kurum akredite olduğunda ilk olarak 15 aylık bir hibe sözleşmesi oluyor. Bu ilk yıla özel tabii ki. Bu ilk yıldan sonra 24 aya kadar bu kurum ve kuruluşların proje süresi uzatılabilecek. Tabii ki bize sundukları ilerleme raporları ve nihai raporlar sonucunda diyebiliriz. Akredite gençlik kuruluşları standart proje başvuruları, yani gençlik hareketliliği yapamayacak. Sadece ortak olabilecekler. Çünkü zaten hali hazırda akredite olmaları demek onların gençlik hareketliliği projelerini yürütmeye hak kazanmaları anlamına geliyor. Şöyle, başvuruya yüklenmesi gereken, başvuru aşamasında yüklenmesi gereken bir takım belgeler var. Bahsettiğim gibi gençlik alanında çalışmalara ilişkin kurum ve kuruluşun strateji belgesi en az 3 yıllık olmak durumunda. Bir diğeri doğruluk beyanı. Doğruluk beyanını yüklediğinizde TC kimlik numaranızın, imzanızın, yer ve tarih bilgisinin ve tabii ki kurum bilgilerinin olmasına dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve kayıt sisteminde, yani sizin PİK numaranızı aldığınız sistemde sisteme yüklemeniz gereken belgeler ise bu başvuru formuna değil ama ECAS'ta biliyorsunuz ORS, Organization Registration System'dan, yani organizasyon kayıt sistemine yüklemeniz gereken bazı belgeler var.
Bunlar da kuruluş tarihini gösterir belge. Yine kurum kuruluşun yıllık faaliyet programı ya da raporu ve gençlik alanında yapılan faaliyetlere ilişkin belgeler gerekiyor. Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor ki sizin gençlik alanındaki faaliyetlerinize ilişkin rapor, stratejik belgeden bahsetmiyorum. Raporu başvuru aşamasında da sunmanız durumunda tabii ki sizin bu alanda deneyimli olduğunuzu dış uzmanlara, değerlendiricilere aktarmanız daha kolay olacaktır. Dolayısıyla o ORS sisteminin yanı sıra faaliyet programına aynı zamanda başvuruya da yüklemenizi tavsiye ederiz. Yine aynı şekilde ORS sistemine yüklenmesi gereken bir belge organizasyon şeması. Yine finansal kapasiteyi gösterir, mali tablo ve benzeri belgeler. Çünkü sizin finansal kapasitenizle ilgili, yani akredite olduktan sonra bu projeyi uygulayıp uygulayamayacağınızı, akreditasyon faaliyetlerini gerçekleştiremeyeceğinize dair finansal bazı kriterler var. Bunları da bize sunduğunuz belgeler aracılığıyla biz kontrol ediyor olacağız. Diğer bir belge yetkili kişi veya kişilerin özgeçmişi, yani CV'si. Son olarak da yasal temsilci kimlik fotokopisini yine ORS sistemine yüklemenizi sizden bekliyor olacağız. Tabii ki gerekli görülmesi durumunda ulusal ajans tarafından sizden yine ek belgeler talep edilebilir. Değerlendirme kriterlerine bakacak olursak, bu yine tabii ki program rehberinde yer alıyor zaten. Program rehberinin aynı zamanda referans gösterdiği teklif çağrısında, akreditasyon için ayrı bir teklif çağrısı var. İlgili bölümde linkini görebilirsiniz. O teklif çağrısında yer alan kriterler bunlar. Bu kriterler neler? Tüzel kişiliği haiz olan kurum ve kuruluşların gençlik sektöründe yapacağı akreditasyon başvuruları 4 kategoride değerlendiriliyor. Başvuru sahibi kurum ve kuruluşların AB üyesi veya program ülkelerinde yer alması bunu zaten sağlıyor oluyorsunuz Türkiye'de yerleşik olduğunuz için. Kamu veya özel sektörde gençlik alanında faaliyet yürütülmesi uygunluk kriterleri arasında. Diğer bir kriter seçim kriterleri. Seçim kriteri idari kapasite ve finansal kapasite olarak ikiye ayrılıyor. Biraz önce bahsettiğim belgeler, yani sizden talep ettiğimiz belgeler, bilanço gibi belgeler finansal kapasitenizi değerlendirmek için gösterge olarak kullanılacaktır. İdari kapasite sizin organizasyon kayıt sisteminde yaptığınız başvuruyu, yani işte OED, biraz önce bahsettiğim gibi OED PIK numarası alırken kullandığınız kurum hesabınıza talep edilen belgeleri yüklemeniz ve bunları bizim değerlendirmemiz şeklinde olacak. Başvuru sahibi idari kapasitede beyan edilen faaliyet planını uygulamak için yeterli profesyonel ve operasyonel kapasiteye sahip mi değil mi, buna bakılıyor bu idari kapasite seçim kriterinde. Yine tecrübe açısından başvuru sahiplerinin gençlik alanında en az 2 yıllık deneyime sahip olması gerekiyor. Bu 2 yıllık deneyimi bize sunacağınız raporlarla, faaliyet raporlarıyla belgelendirmeniz mümkün olacak. Yine idari kapasite ORS sisteminde biraz önce söylediğim gibi sunulan belgelere göre doğrulanacaktır. Diğer bir kriter finansal kapasite. Şöyle gelelim. Evet, finansal kapasitede ise başvuru sahipleri beyan edilen faaliyet planının uygulanması sırasında düzenli faaliyetlerini sürdürmek için düzenli ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Ulusal ajans bu başvuru sahibi kurum, kuruluşlardan idari finansal kapasitesine göre yine destekleyici ek belgeler talep edebilir. Diğer bir kritere geçecek olursak hibe kriterleri. Hibe kriterlerinde başvuru formunda şöyle bakalım. Akreditasyon başvurusu için 3 temel alt kriter esas alınarak değerlendiriliyor bu kriterler. Başvuru sahibi kurumun profil ve deneyim açısından uygunluğu, stratejik gelişim planı ve aynı zamanda yönetim ve organizasyon dediğimiz kriterler söz konusu. Peki bu değerlendirme kriterinde, yani
başvuru sahibin kurum ve başvuru sahibi kurum ve kuruluşun profil ve deneyiminde neye bakılıyor? Burada tabii ki sizden kuruluşun hedefleri, ilkesi, hedef grupları kimdir? Gençlik alanındaki düzenli faaliyetleri nelerdir? Gençlik alanındaki deneyimleri nelerdir? Bunlar değerlendiriliyor. Yine dediğim gibi bu kriterlerin hepsinin detaylarına teklif çağrısına ulaşabilirsiniz. Stratejik gelişim planında ise maksimum 40 puanlık bir değeri var kriterde, gördüğünüz gibi değerlendirme kriterlerinde. Burada neye bakılıyor peki stratejik gelişim planında? Sizin belirlediğiniz hedeflere bakılıyor. Bu hedefler programın, yani Erasmus Plus programının hedefleriyle uygun mu, uyumlu mu? AB gençlik stratejisine ne ölçüde katkıda bulunuyor? Faaliyetler belirlenen ihtiyaç ve hedeflere uygun mu? Sizin belirlediğiniz, proje kapsamını belirlediğiniz hedeflere uygun mu? Ve aynı zamanda planlanan faaliyetler katılımcılara ve katılımcı kuruluşlara gerçek bir fayda sağlıyor mu? Ya da Avrupa çapında ne gibi bir fayda sağlıyor? Hani bölgesel, ulusal ya da Avrupa çapında bunlara bakılıyor. Bu gibi kriterler stratejik gelişim planı kapsamında değerlendiriyor. Yönetim kapsamında neler, yönetim ve koordinasyon kalitesi kapsamında nelere bakılıyor bu kriter kapsamında? Planladığınız faaliyetler, hedefler, hedef grubunuzun, kuruluşunuzun iç organizasyonu ile nasıl ilişkilendirilebilir? Ve bu faaliyet ve hedefler ne ölçüde gerçekçi? Bununla ilgili bir kriter aslında. Yine ortaklık yaklaşımı, katılımcı yaklaşımı ne derece dengeli ve etkili? Uygun durumlarda faaliyetlerinizi gerçekleştirirken daha az tecrübeli kuruluşlara yer verecek misiniz? Ortaklık yapısını nasıl oluşturuyorsunuz? Biraz önce söylediğim gibi dengeli mi ve etkili mi? Bu gibi kriterler yönetim ve koordinasyon kalitesinde değerlendirilecek. Bu da yine maksimum 40 puan olduğu görülüyor. Gibi kriterlerine devam edelim. Akreditasyon başvurusunun kabul edilebilmesi için bu biraz önce bahsettiğim 3 kriterden her alt kriter için belirlenen puanın en az yarısının ve toplamda 100 puan üzerinden 70 puan alınması gerekiyor. Bu önceki dönemlerde de yine aynı şekildeydi, zaten aynı kural geçerliydi. İstisnai eleme kriterlerine bakacak olursak, akreditasyon sistemi kuruluşlara biraz önce söylediğim gibi aslında esneklik sağlıyor, ama esneklik sağlamasının yanı sıra tecrübe, finansal ve idari kapasite açısından da yeterli olmanızı bekliyor. Dolayısıyla burada da istisnai eleme kriteri de biraz daha şeffaflığa ilişkin bir kriter olduğunu görebilirsiniz. Ulusal ajansların başvuru formunun ekler bölümünde yüklenecek doğruluk beyanında belirtilen bilgilerin doğru olup olmadığını belirlemesi halinde aynı veya çok veya daha çok benzer içerik farklı kuruluşlar tarafından başvurularda kullanıldıysa, ki biz bunu tespit edebiliyoruz, bir sistem, bir web tabanlı sistemle benzerlikler tespit edilebiliyor, projelerin kopya olup olmadığı tespit edilebiliyor. Yine aynı şekilde diğer ulusal ajanslarla da zaten iletişim halindeyiz. Onlar da bazı şüphe duydukları projelerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Kopya olup olmadığı konusunda. Dolayısıyla benzer bir içeriğin farklı bir kuruluş tarafından da kullanılmaması, buna özen göstermenizi tavsiye ediyoruz. Yine kişiye ait bilgilerde usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi durumunda bir eleme kriteri oluyor. Burada doğruluk beyanında yer alan ve imzalanarak taahhüt edilen AB mali tüzüğünün ilgili maddelerinde belirtilen koşulları taşımadığını tespit edilmesi halinde başvuru taslağının hazırlanması için başka bir kuruluşa veya harici kişilere ödeme yapılması veya sunulan başvurunun başvuran kuruluş tarafından yazılmış orijinal içeriğe sahip olmamasının tespiti durumunda ulusal ajans başvuru sahibini akreditasyon sürecinden çıkarabilir veya verilen bir akreditasyonu herhangi bir zamanda feshedebilir. Akreditasyona hak kazanan kuruluş, kurum ve kuruluşların Erasmus akreditasyonu 2021-2027 dönemi süresince geçerli olacak.
akredite edilen kuruluşların ulusal ajans tarafından akreditasyon kurallarına göre düzenli olarak ilerleme raporu ve izleme ve kontrol faaliyetlerine tabi olacağını da belirttik. Yine akredite kurum kuruluşların hibesi ulusal ajansın raporlama ve izleme faaliyetlerine ilişkin değerlendirme sonucuna göre tekrar belirlenecektir. Şöyle devam edelim. Peki başka neler var akreditasyona ilişkin? Başvuruya ilişkin teknik bir takım bilgileri aktarmış oldum size. Akreditasyona ilişkin referans alabileceğiniz, başvurunuzu oluştururken referans alabileceğiniz bir takım dokümanlar var. Bunları da zaten daha önce paylaşmıştık linkini. Yine web sayfamızda sunumları paylaştığımız sayfada paylaşıyor oluruz. Ama Erasmus Gençlik Kalite Standartları önemli bir belge. Avrupa Gençlik Hedefleri zaten çok uzun bir belge değil. Yine AB Gençlik Stratejisi önemli bir belge. Akreditasyona ilişkin anlatacaklarım bu kadar. Fakat sunumun devamında yine sizden ben başvuru aşamasında dikkat edilecek hususlara ilişkin de bilgi vermek istiyorum. Çünkü bunlar genelde çok sık yapılan hatalar olabiliyor. O yüzden bu konuyla da ilgili akreditasyon haricinde bilgilendirme yapmak istedik. İlk olarak başvuruya eklenmesi gereken bir takım belgeler var. Doğruluk beyanı. Bu beyanı eklemeyi ve TC kimlik bilgilerine eklemeyi doldurmayı unutmayınız. Başvurunuzun uygunluğunu değerlendirme aşamasında biz belge eksikliği ya da belgedeki bilgilerin eksikliği ile elenme riskiyle karşılaşabilirsiniz. Size ulaşıyoruz tabii ki mail üzerinden. Fakat ulaşamadığımız noktada ya da sizin bize geç dönüş yaptığınız durumlarda elenme riskiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Diğer bir konu faaliyet tablosu. Tabii ki akreditasyondan bağımsız olarak faaliyet tablosunu gençlik değişimleri başvurunuza ya da işte diğer başvurunuza, gençlik çalışanların hareketliliği başvurunuza faaliyet tablosunu mutlaka eklemenizi, faaliyetlerin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceği bilgisine de yer vererek eklemenizi tavsiye ediyoruz. Diğer bir konu mandate konusu, yani ortaklık yetki belgesi, ama sahte ortaklık yetki belgesi sorunuyla da karşılaşmamak için kurum ve kuruluşun temsilcileriyle önceden birebir görüşmenizi, online olarak en azından yüzlerini görmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü bazen farklı kuruluşların haberi olmaksızın bazı projeleri ortak olarak yer aldığını görüyoruz. Diğer bir konu kopya başvuru. Biraz önce hatırlattım aslında sunum esnasında. Kurumunuz veya grubunuz adına sunduğunuz bir başvuruyu aynı başvuru döneminde, mesela 2021 yılı dönemi içerisinde farklı bir grup veya kurum adıyla sunmayınız. Bu durum projenizin kopyadan elenmesine sebep olabilir, olacaktır. Çünkü dediğim gibi sistem kopya oranlarını bize gösteriyor ve biz de eliyoruz maalesef. Çünkü sizin farklı bir grup adıyla sunduğunuzu tabii ki bilemeyebiliyoruz. Yine aynı proje başvurusunu diğer ulusal ajanslara sunmamanızı tavsiye ederiz. Diğer ulusal ajanslarla yine bahsettiğim gibi iletişim kurulduğu için projenizin kopyadan elenmesi durumuyla karşılaşma olasılığınız var. Bütçe revizyonu konusunda da bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Ulusal ajanslar diğer kurum ve kuruluşların ya da grupların hibeden yararlanması için bütçe revizyonu yapma hakkını saklı tutuyor. Ve proje başvurunuzun dış uzman tarafından değerlendirilip kabul edilmesinden sonra, yani kabul aşamasından sonra projeler bütçe revizyonuna gidiyor. Yani uzmanlar projelerinizi bütçe revizyonuna tabi tutuyorlar. Ve bu durumda tabii ki bütçe revizyonunun da yapılan bir takım sık yapılan bir takım hataları burada bahsetmek istiyorum. Bütçenizi oluştururken mutlaka program rehberinin hibe kriterleri bölümünü inceleyin. Çünkü bazı durumlarda istisnai masraf kaleminden konaklama ücreti talep etme ile karşılaşabiliyoruz. Ya da diğer
ilgisi olmayan hibe bütçe tutarları talep edilebiliyor. Mesela Türkiye sınırları içerisinde seyahat masraflarınız için yüksek oranda seyahat hibesi talep etme durumları olabiliyor. Bunu da talep etmememizi tavsiye ederiz. Yine katılımcı sayısını belirlerken makul düzeyde katılımcı için hibe talep etmenizi tavsiye ederiz. Aynı şekilde hazırlık faaliyeti eğer zorunlu değilse ve detaylı bir şekilde gerekçelendirmiyorsanız bu durumda da yine hazırlık faaliyetleri için, hazırlık ziyareti faaliyeti için hibe talep etmemenizi tavsiye ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum ve sorularınız olması durumunda youthexchanges@ua.gov.tr adresine mail atabilirsiniz. 15 iş günü cevap verme süresi. Bu süre içerisinde size cevap vermememiz durumunda bizimle yine irtibata geçebilirsiniz. Teşekkür ediyorum.